Astroloji uzmanı sevgili Aygül Aydın bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Gayet iyiyiz teşekkür ederiz. Az önce söylediğimiz gibi evet. gündemimiz yoğun. E, yoğun. Seçim sonrası özellikle önümüzdeki iki hafta içinde gökyüzü hareketliliği bize neler söyleyecek konuşacağız. Mayıs ayının ikinci yarısında burçlar neler yaşayacak? Hangi burç aşkta, hangi burç işte kazanacak? Hangi burçlar önümüzdeki günlerde daha şanslı olacak? Hepsini konuşacağız. Ardından finans analisti İslam Memiş bizlerle beraber olacak ve piyasayı yorumlayacak. Tahmin edersiniz ki seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiledi? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Para piyasalarında geçen haftadan bu haftaya neler değişti? Seçimin ikinci tura kalması altın ve döviz fiyatlarını nasıl etkileyecek? Hepsini konuşuyor olacağız. Evet. Peki, 3 tane önemli gün var dedi. <laughs> <laughs> 15 Mayıs Pazartesi gerçekleşen 06 17'de gerçekleşen gerçekleşen bir gökyüzü hareketi. Bugün gerçekleşen ve aynı zamanda da 19 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bir yeni ay, evet, değil mi? Oldukça güzel. hareketli evet, günler hareketli. bizleri bekliyor. Nasıl başlayalım? Nasıl istersiniz? Vallahi şöyle, öncelikle ben bir dert yanayım. Şöyle nasıl dert yanacağım? Buyurun. Bu seçimle ilgili astrolojiyle evet. alakalı acayip bir yoğunluk yaşıyoruz. Yani evet. Twitter'da da böyle belki çok fazla çok soruluyor mutlaka. Görüyorsunuzdur. Evet, sorulmasının dışarısında da çok büyük bir bilgi akışı var bununla var. alakalı. inanılmaz derecede herkes bir hesap açan, başına astrolog yazan da herkes hmm. bununla alakalı görüyorum, hissediyorum gibi cümlelerle de artık böyle manipüle etmeye doğru da yapılan e, konuşmalar ve yazılar Olabiliyor. Var. Buradan nasıl bir uyarı Burada yapmak Burada şunu söylemek isteriz. istiyoruz. Astroloji bize o kazanır, bu kaybeder gibi ifadelerde bulunmaz. Hmm. Ama süreç içerisinde biz tarihten referans alarak, tarihi inceleyerek günümüzde nasıl olmuş, o zaman gökyüzü hareketleri nasılmış, önümüzdeki günler nelere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor? Nerede kendimi koruyayım? Ya da ne şekilde hareket edeyim? Fikriyle bize böyle bazı ipuçları verir. Bir takım öngörülerde bulunabiliriz. Bu, evet. bu kadar. Daha fazlası bu. değil. E, kalkıp da çok fazla e, oraya işte sen söyledin nelerle karşılaşıyoruz mesajlar evet, falan var ediyorum. ya inanılır çok gibi değil. Bu, kadar bu çok bu kadar değil yani değil. bu çok yanlış. Burada e, buna da dikkat çekmek istiyorum sizin vesilenize. Şey e, burada biraz daha dikkatli olalım. Çok heyecan e, heyecanlıyız. Herkes heyecanlı. Tabii ki güzel ama e, bunu astrolojiye bağlamak, astrolojiye bu kadar e, kötü kullanmak hı hı. doğru değil. E, burada söyledim, o gün tweet'te attım. Dedim yani kaybeden astroloji olacak yapmayın. Hani evet, <laughs> gerçekten bunu söyledim. harcamayalım. Çok güzel bir ilim. Bunu kendimiz hayrına kullanalım. Daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz kendimizi dinleyelim söyledin. diye Çok düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Şimdi istersen e, dünle başlayalım. Sonra e, bugüne gelelim 19 Mayıs'la devam edelim. Evet, Merkür gerilemesi bitti dün. E, bugün de yani Merkür gerilemesi gezegen Hızlanmaya başladı. İşlerimizin daha hızlandığı bir zaman dilimine giriyoruz. Ben bir Merkür gerilemesi başlarken konuktum tam o gün. Şimdi de ileri adım atarken. <laughs> evet. Konuk. evet. Çok güzel. Şu anda ileri atarken konum. Yani bu dönem artık işlerimizi başlatmak istiyorsak çok güzel bir zaman. Hani <laughs> soruyorlardı ya nasıl başlayayım şimdi? Işe ne zaman başlayacağım? Başlayayım? Evet başlayayım mı? Dil kursuna yazılacağım? İşte yok boşanma davası açacağım yok evlilik kararı alıyorum. Herkesin bir, bir konusu var. Herhangi bir kararla var. ilgili mi bu? Aynen Neyse öyle. bir adım atmak. Evet Herhangi bir konu olabilir. Doğru bir zaman oldu evet. artık neyse. Merkür gerilerken yaptığımız şeyler evet. tekrar edebilme lüksüne sahiptir. Genelde böyle olmuş. Yani bir gezegen yavaşlarken yaptığımız şeyleri daha fazla düşünmeden yapıyoruz. Daha fevri davranabiliyoruz. Şimdi bu gezegen hareketi hızlandığı için şu an yapacağınız şeylerin bir daha geriye dönme ihtimali yok. Güzel ve ileriye doğru mu gidecek evet. peki? Evet. Evet. Ve güzel ve ileri doğru gitmek istiyorsanız da yıldızların bu zamanlarını tercih edebilirsiniz. Yani hmm. bu dönem güzel bir dönem. Bugün ayrıca daha önemli bir konu var şans ve bolluk gezegeni dediğimiz Jüpiter gezegeni bir yıl bir burçta kalır bu yıl yani bugün boğa burcuna geçiyor koçtan ayrılıyor boğa burcuna geçiyor genelde geldiği burca deriz ki o burçtakiler en şanslı insanlar. Yani kim boğalar en şanslıları. En şanslı dönem boğaların dönemi başlıyor. Başlıklarını buradan ilham alarak atarız. Gerçekten de öyledir. Şanslı ve bereketli bir dönemdir. En fazla boğalar için şanslı bir dönem. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu dönem tarih hep tekerür eder deriz ya gezegenlerin de bu şeyi vardır yönü vardır hep tekerür eder hep döngüseldir dünya yuvarlaktır evet, doğru. Ee, böyledir sistem böyle işler 2011 ve 2012 senesine götürüyorum herkese 2011 ve 2012 senesinde ne yaptılar ve orada yaşadıkları verdikleri kararlar aldıkları hareketler e, bu demek değil orada çok kötü bir şey de yaşamış olabilir çok olumsuzluklar da yaşamış olabilir bu demek değil ki o sirayet edecek aynısı yaşanacak değil tam tersi oradan ders çıkartarak bu dönemi yaşasın. Yani aynı hatayı orada yaptığı hatayı burada yapmasın. Hmm. Hayatta biraz yaşamak, düşünerek yaşamak çok önemli bir iş. Yani öyle pataküte yaşanmıyor. Aldığımız dersleri unutmamak. Evet, değil mi, unutmamak. Gibi. O evet. seneyi unutmasınlar. Ya bir dakika ya 2012. ben o sene ani bir karar almıştım. İşte taşınmıştım. Ülke ülkeden gitmiştim mesela atıyorum. Bir öyle belki düşünecek. Belki taşındı. Keşke o kararı almasaydım, yapmasaydım diyebilecekleri zaman olabilir. Ah şimdiki aklım olsaydı bunu yapardım. Hmm. fikirleri içerisinde olabilirler. Mesela buna dikkat etsinler hatta yazabilecekleri de bir yer varsa bize yazsınlar ne gibi kararlar almışlar. Burçlara göre değişecek şimdi onları ben tek tek anlatacağım. Ne gibi bir faydası yararı olacak ve nasıl kullanabilirler. Önemli olan gezegen geçişlerini siz nasıl kullanabilirsiniz? Bakın bu çok değerli. Bizim irademiz var. Gezegenlerin iradesi yok. Bunun altını çiziyorum. Siz bu yıldızların altında ne yapabilirsiniz? Bunu konuşuyor ve bunu tartışıyoruz. O yüzden lütfen çok rica ediyorum. Beni dinlerken aa bak görüyor musun? Tamam buraya odaklanmam lazım. Burada daha önemli gelişmeler olacak yaşantımda. Fırsatları kaçırmamaktır. Astrolojiyi dinlemek fırsatları kaçırmamaktır. Çünkü fırsat adı üstünde gelir, geçer. Bazen el etmek lazımdır, bakmak gerekir. Ben şimdi o zaman bir de 19 Mayıs'ta bir boğa burcunda yeni ay var. O da var. önemli bir hareket. O da dedim. da evet. Y yeni ay da yeni birazcık ayımız konuşalım. Da var. Yeni ayda ne var olacak? O da bizim hayatımızda uzun süredir Kasım ayından beri tamamlayamadığımız ne varsa onları tamamlayacağımız bir final yeni ayı. Yani hmm. artık bir sayfa kapanıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Önünüzü gördüğümüz, yani böyle daha önümüzü fark ettiğimiz istikrarlı hareket edeceğimiz, hmm. daha güven dolu bir zaman dilimi başlıyor. Bu işaret ediyor. 19 Mayıs'taki yeni ay. Jüpiter'in bugün Boğa burcuna geçmesi, Merkür'ün artık hareketin ileri harekette olması, gökyüzünde bu kadar gezegenin toprak elementinde olması ne bizim bize? huzursuzluk veriyor bize aslında. Huzursuz içsel anlamda huzur arayışını arttırıyor. Çok fazla huzur istiyoruz. Yani şu an istediğimiz şey güven huzur. Bu kişisel ilişkilerimizde mesela birçok insan şu dönem aldatıldığını, aldatıldığını ya da aldatmayla alakalı konular, hayal kırıklıkları, yanılgılar bunları çok yaşadıkları bir süreçteler. Huzurları test ediliyor böyle bir süreç. Bunu sağlayabilmek için önemli olan merkezde şunu soracaklar kendilerine. Ben huzurlu muyum? Bir şeyin çok para sahibi olmanızın, belki çok böyle güçlü olmanızın bir önemi yok. Önemli olan ana temanın huzurlu olmanız gerektiği fark edecek bir süreç olacak diyebiliriz. Bunların üçünü, bu üç paket yani bu üç önemli olayı burçlarınız üzerindeki etkisi nedir kısmına geçebiliriz. Ondan bahsedebilirim. Bahsedebiliriz. Bu arada Yeni Bir Gün Fox'un sayfasında da inanılmaz anketler yapılıyor. Katılımlarınız <laughs> ya. için ayrıca teşekkür ediyoruz. Anket sonuçlarını Aa, da harika. az sonra paylaşacağım. Ispa. Jüpiter boğa burcuna geçiyor. Önümüzdeki ayda zengin olacağınızı düşünüyor musunuz? <laughs> soru sormuş bizimkiler. %59 evet, %41 hayır cevapları <laughs> e, alınmış. Yine e, 2011-2012 döngüsü geliyor evet, demiştiniz. Örneğin bize. o dönem ev alan bir daha alıyor. Siz neler yapıyordunuz? Yaz, e, yorumlarınızı da bekliyoruz evet. yeni bir gün Fox'un sayfasından diyelim. İsterseniz yavaş yavaş en çok merak edilen bölüme geçelim. Yeni ayda e, Koç burcuyla başlamak üzere bütün burçları tek tek hı hı. anlatalım. Kimler neler yaşayacak? En şanslısı. En işte başarılı olacak olana, en aşık olacak olana evlenecekler varsa. Hepsini. Onları sen sor bana. Sen de ki bana en aşık olacağı, en o, o başlıklar senden o başlıklar çıksın bana. O da öyle anlaşalım. En evet. <laughs> Görev paylaşımı şimdi... yapalım. En iyi başlıklar Oğlak'tan çıkar. <laughs> tamam anlaştık. İş bitirici olan taraf o. Bana Peki. sor. Ee, tamam. Koç burçları neler bekliyor? Evet, Koçlar finansal anlamda gerçekten hazır olsunlar. Zenginlik, bereket, bolluk dediğimiz dönem ve süreç içerisine giriyorlar. Bir ortaklık kurabilirsiniz, bir işbirliği yapabilirler. İyi para kazanacağınız bir süreçtesiniz ama iyi de kaybettiniz. yani para anlamında da iyi harcamalar yaptılar kazandılar, kazandıklarını işlerine belki yatırımda bulundular, belki finansal anlamda başka yerlere yatırımda bulundular ama bu harcama ve denge kuralında çok yoruldu koç ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi iyi para kazanacakları bir zamandalar ama güven alanlarını terk ettiler. Yani belki işte çok güvendiği bir şirkette çalışıyordu. Orayı bırakmak zorunda kaldı. Başka bir şeye inandı başka tamam. bir şeye de inanıp gitmiş olabilir. Şimdi bu inandığı yerden bir istikrar görecek, bir karşılık bulacak. Artık karşılıklarını bulacakları bir zamandalar. Bu da onlara ekonomik kazanç getirecek, finansal anlamda bir kazanç getirecek, bir fayda sağlayacak. Koç ve yükselen burcunuz Koçsa en iyi yapabileceğiniz şey para kazanmak için yeteneklerinizi, becerilerinizi Kullanma yönünde cesur olun. Bana ne ya ben bundan kazanamam ki bundan bana bir getirisim olur fikrinde olmasınlar. Enteresan bir şekilde bir hobi bile yapıyorsa bir hobisi varsa evet, on ondan bile... kazandığını görecek bir müddet sonra. Müddet. Bu süreç 24 Mayıs 2024'e kadar sürecek. 2024 senesine kadar Jüpiter boğada kalacak. Oo, bir onları, sene devam tabii, ediyor. Tabii tabii bir sene boyunca e, onları bolluk, ferahlık, ilişkilerde de aynı şekilde bir iyilik hali içerisinde sokacak ama en önemli konu para, maddiyat güvenli alanlarda olmaları gerekiyor. Güvendikleri bir şirkette, güvendikleri istikrarlı olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Hmm. Şimdi, e... istikrar daha çok bereket, para getirecek evet, heh, gibi. Evet, çok doğru. Aynen öyle. Bunu söyleyebiliriz. Sabırlı Yani olacaklar. kesinlikle koçlar nasıldır? Sabırsızdır koç enerjisini bilirsiniz. Yani çok sabırsız kişilerdir. Birden olsun, çabuk olsun. Ya olmuyor mu? Hevesim kaçtı. Olmuyor işte. Hayır bırakmasınlar. Bırakmayacağız. İstikrar olsun. İstikrar çok önemli. Boğa ve yükselen burcu boğalara geçiyorum. Ay ama bir dakika dur. Koçla ilgili mesela söyleyebileceğin şimdi hep böyle bir para konuştuk üzerinde ama Hı -hı. yine önümüzdeki günlerde şansla alakalı veya şöyle aşkla alakalı işte aradığını buluyor veya gibi bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Yoksa ne e, bileyim ya da şu anda sürdürmekte olduğu ilişkileri evlilikleri varsa onlarla ilgili bir detay gözümüze çarpmıyor ama hani varsa ekleyelim. Diye. Şöyle diyelim. Koç burçları zaten bir güneş tutulması yaşadı 20 Nisan'da. Onların hikayeleri, ilişkiler, evlilikler 17 Temmuz'dan sonra başlayacak. Şu an daha fazla finansa, güvenli alana odaklanmaları gerekiyor. Neden buranın altını çiziyorum? Diyelim ki parayla ve finansa ilgili sıkıntılar yaşıyorsa bu evliliğine sirayet eder. Asıl problem şu an hmm. evliliği değil. Maddi anlamda bir güce sahip olmadığı için ilişkiyi zaten şu an ilişkisinde zorlanıyor. Burada istikrarlı, mu e, yani onun güven alanı oluşturacak. Koç için güven alanı. E, bilmiyorum oğlaklar ne diyor o konuda? Oğlaklar hiç karıştırmıyor. Oğlaklar. <çıkarıştım. gülüyor> Oğlak. Darmaduman oğlaklar evet. Onu oğlaklar diyor. <laughs> e, koçların birazcık daha istedikleri konu istikrarlı olmayı öğrenmeleri gerekiyor sarmasınlar ilişkilerine. Yani orada hmm. duygusal anlamda ya senin yüzünden oldu. Problem orada değil. Problem Bunu çok orada değil. Anladık. Problem şu Anladım. an kendi istikrarlı olmamaları, ekonomik <laughs> anlamda zorluklarını iyi yönetemedikleri e, burayla alakalı. Biraz buraya odaklansınlar. Aa benim kazanç sağlamam, üretmem gerekiyor. Burada bir teknik anlamda kendime bolluk, bereket sağlayacağım bir güven alanı bulmam gerekiyor. En kötü şunu da söyleyeyim. Diyelim ki belki eşiyle birlikte hiç çalışmıyor. Ev hanımı bizi dinliyor şu an. Ee, ekonomik açıdan kendini güvende hissetmiyor mesela. Hmm. Bu da olabilir. Bir koç burcudur, bizi dinliyordur. Diyordur ki ya bu ev benim niye üstüme değil? Bu mal hmm. neden bende değil? Gibi duyguyu da yaşıyor olabilir. Bunları böyle dengeleyeceği, konuşacağı da bir şey olabilir. ya Bu da bir hikaye. Evet hani hep çalışanlar üstünde bu konuşuyoruz. Da bu sorgulamalarda yaşıyor olabilir. Bu tarz da olabilir. O zaman geçebiliriz evet. boğa burçlarına. Şimdi boğalar için o kadar önemli ki. Yani, yani gerçekten yılın en önemli zamanlarına giriyorlar. Yani boğa ve yükselen burcu boğa bizi dinliyorsa şu an. Hmm. Hatta ay burcu boğa olanlar için de bu süreç çok önemli ama ve ne kadar ilerleyecekti Merkür Boğa burcunda? Şeyde Merkür Boğa burcunda e, ilerlemesi e, Haziran'a kadar devam, devam ediyor. ediyor. İkizlere geçecek bu sonrasında. Bu yüzden mi bu kadar? Jüpiter şey? Boğa'da, ha, evet ben. Jüpiter Boğa'da bir sene kalacak. Evet, bu yüzden onlar için en şanslı, en bereketli, Allah en önemli Allah. süreçte olduklarını söyleyebiliriz. Fark edilecekler. Fark edilmediler bu zamana kadar. Arka planda kaldılar. Anlaşılmadılar mesela. Hep yanlış anlaşıldılar. Arkalarından bir takım bir şeyler dönmüş olabilir. Yanlış ifadeler, karanlık bazı şeyler vardı. Aydınlatamıyorlardı, gösteremiyorlardı. Ya hayır bu böyle değil diyemiyorlardı. Şimdi böyle her şeyin çok daha ortaya çıktığı, belirginleştiği, kendilerini ispat ettikleri bir büyüme dönemine gidiyorlar. E, Jüpiter büyütür. Nereye dokunursa büyütür. Yani büyütmeden kastı bir şirket açarsınız o büyür o dönem. Bir boğa burcusunuzdur, şirket kurun büyür. Ee, bir probleminiz vardır, onu siz de büyütebilirsiniz. Büyütmemeniz için onu kontrol etmeniz hmm. gerekir. Yani büyüme deyince, evet büyüme şansını veriyor ama o kişinin iradesine bağlı. Nasıl büyüteceksin sen bunu mesela? Bu çok değer önemli bir şey. Biraz buna dikkat etsinler evlilik. Sorunlar varsa çok büyüyecek, mutlulukları varsa onu da büyütebilirler. Evlenebilir birçok boğa ve yükselen burcu bu süreçte evlilik kararı alacaklar. Özellikle de yılın ikinci yarısı yani Ekim'den sonra muhtemelen. Özellikle de iyi ve başarılı oldukları alanlara odaklanırlarsa orada bir büyüme sağlayacaklar. Kesinlikle Anladım, öyle, aynen öyle. Yani şunu diyebilir mesela boğa ve yükselen burcu boğa. Ya şimdi bizi dinliyor, Jüpiter boğa burcuna geçiyormuş. Bana faydası ne, ne yapayım yani? Aa, bu dönem ben şirket kurabilirim ya da ben bu dönem iş hmm. değiştirebilirim. Bak bu bana yarayacak. Hani bir laf vardır ya Allah hani yürü ya kulum demiş derler. E, eskilerden o, gelen evet, bir laftır. Evet. İşte eski Osmanlı'da bunu Jüpiter'e bağlarlarmış. Yani Jüpiter gezegeninin bir burca geldiğinde ya o kul yürüyor. Şu an bu alan gider. yürüyor. Evet Aldım yürüdükleri gidiyor. bir zamandalar. Çok bunu fark cool. etmezlerse ne olacak? E O zaman da e, kilo alabilirler, tembelleşebilirler. Hmm. Konfor alanlarıdır. Konfor alanlarından çıkmazlar. Rahatlardır ya niye ben bir şey benim istediğim gibi olmuyor diye söylendikleri bir zamandadırlar. Yani genelde böyle bir zamandır rahat ve ferah bir zaman ama bunu lütfen iyi değerlendirsinler. E, zaman çabuk geçiyor valla. Jüpiter Koç burcundaydı. Ben Koç burcuyum. yıllarca o anı bekledim. <laughs> yani zaman o çabuk geçiyor. Yapacağım işleri, projelerimi o zamana denk getirdim. Güzel bir süreçti. Koçlar bunun meyvelerini yediler e, ve daha da e, gelecek. Onlar için de bu dönem gelecek ama boğalar da bunu değerlendirsinler. Çok güzel. Valla boğalar mükemmel devam edecekler. Evlilik kararı verebilirler. Bayağı. Evet, evlilikle ilgili konular güzel önemli olabilir. Güzel kararlar, güzel şeylere odaklanın. Akıp gidiyor vallahi boğalar için insanın boğa olası geldi <laughs> evet. ama çok çektiler 2018 Mayıs'tan beri yaşamadıkları kalmadı boğa ve yükselen burcu e, boğaların hatta hayatları şimdi düşünsünler bir oturup düşünsünler 2018 Mayıs ayında kaderlerinin değiştiği olayları orada yaşadılar onlar. Hmm. Yani şu an benim ne demek istediğimi onlar, onlar çok iyi çok biliyorlar. Iyi çok iyi anlıyorlar. Evet. Peki. İkizler ve yükselen burcu ikiz olan ikizler olanlar. Ee, yaşamlarıyla alakalı çok ciddi bazı kararlar veriyorlar. Çok, çünkü özellikle istemedikleri sorumlulukları aldılar. Yani ikizler genelde istedikleri sorumlulukları alan insanlardır. Arkadaşlarını çok severler. Sosyal insanlardır. İlişkileri çok gelişmiştir. Doğuştan böyle bir yetenekleri var ama bu son dönemde artık o kadar yalnızlaşmak istediler ki o kadar her şeyden tecrit oldular. Kendilerini uzaklaştırdılar. Şimdi şu süreç içerisinde yeni bir döngüye giriyorlar. Jüpiter boğa onları Sanki arka planda koruyan, kollayan ya böyle sihirli bir el gibi düşünsünler. Hayatlarına dokunuşlar da bulunacak. En azından şunu yapabilirler sisteme güvensinler, inançlarını yükselsinler, Kendilerine olan inançlarını arttırsınlar. Çünkü çevrelerinde birçok insan geçtiğimiz Kasım ayından bu zamana kadar onların kendilerine olan inançlarını kaybettirdiler. İnsanın çevresinde olan insanlar, insanlar da, dostları da, arkadaşları da her zaman çok önemlidir. Çünkü bir müddet sonra sizi manipüle ederler ve siz kendinize olan inancınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi unutursunuz. İkizler de bunu yaşadı son dönemde ama şimdi yeni bir şey kuruyorlar. Yeni bir başlangıca gidiyorlar şüphe, şüpheler varsa ilişkilerde yani böyle bir şüphe duyuyorsa kaygı duyuyorsa korkuları varsa bunları partneriyle konuşsun. Arka planda böyle ...kaygılı, endişeli, yüksek kaygı içerisinde hareketlerde bulunmasınlar. Parasal anlamda çok iyileşecekleri bir süreç. İyi para kazanacakları bir döneme giriyorlar. Ee, özellikle Güneş 21 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçecek. Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesi ne demek? Sizin hayatınızla ilgili Güneş gibi doğduğunuz, iradenizi ortaya koyduğunuz bir zamandır. Bir insan kendi doğum tarihine yaklaştığında ve orada doğduğu zamanda işler yaptığında... Daha parlar, daha iradesini ortaya koyar ve daha görünür bir hali alır. Ee, aynı zamanda eğer bir sosyal medya hesabı açacaksanız, sosyal medyada bir iş yapacaksanız, dijital anlamda çalışmalar yapacaksanız da eğitim almak belki mesela eğitim alacaksınız diyelim. Dil öğreneceksiniz, yurt dışı ile ilgili hayalleriniz var. Bunları gerçekleştireceksiniz de muhteşem bir hafta ve çok güzel bir zaman 19 Mayıs'taki boğa burcundaki yeni ay sonrası bunu yapın. Birçok ikizlerde ikizler istifa etmek, bu yeni aydan sonra ayrılmak, yeni bir işe girmek gibi kararlar içerisinde de girebilir. Ve bir teklif de alabilir ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 19 Mayıs sonrası çok heyecan verici olacak onlar için. Keyifli bir süreç onları bekliyor diyebiliriz. Çok güzel. Geldik yengeç burçlarına. Evet yengeçler için de bu boğa yeni ayı onların e, hukuksal konularını, devletle alakalı işlerini, Alım satım krediler borçlar bunları anlatan bir şeyi satmak bir şeyi vermek bunları anlatan bir sisteme onları götürecek Mars aslan burcuna geçecek onlar için önemli bir süreç olacak maddi problemlerini ve maddi sorunlarını çözecekleri ve artık bir şeyleri elden çıkartmak istiyorlar yani bu hakikaten ellerinde onlara kalan zararlı olan her şeyi bu ilişkileri de olabilir. Yani ilişkiler konusunda da böyle düşünüyor. E, duygusal anlamda da olabilir, arkadaşlık ilişkileri de olabilir. Artık ya bu elimde kalmasın. Evdeki bir eşyası da olabilir. Duygusu bu. Şu an bu duyguyu yaşıyorum. E, bu duyguyu nereye konumlandırıyor ya da neyin üstünden yönetiyor bilmiyorum. Bir eşyadan yönetebilir, bir ilişkiden yönetebilir, bir işten yönetebilir. Ama yapacağınız her şey artık geride kalmalı. Geçmişe çok bağlı insanlar, çok geçmişten kopabilen insanlar değil. Şimdi o geçmişi artık geride bırakacakları güçlü bir dönemdeler. Ya ben artık yapamıyorum. Ben artık bunu istemiyorum. Dedikleri ve kendinden çok emin oldukları bir zaman dilimine giriyorlar. Hatta böyle kendilerinden de korkabilirler. Ya ben bunu yapabilecek miyim acaba? Yapacağım ama yapar mıyım bir acaba? Cesaret bir cesaret ama. geliyor ama yapar mıyım dedikleri bir süreçteler yapacaklar hiç Harika. yapmadıkları kadar ya da hiç buna inanmadıkları kadar yapacaklar güçlü bir süreç ve dönemdeler çok başarılı olacaklar bunu yapsınlar yurt dışında iş yapacaklarsa çok önemli onlar için Lütfen hmm. harekete geçsinler çocukları vardır çocuklarla ilgili kararlar değişimler dönüşümler onlar için de çok faydalı bir zaman olacak değerlendirebilirler birçok dinamik var yani şimdi ben bir yengeçten bahsediyorum ama kafamda böyle bir sürü parametre geçiyor evli yengeç boşanmış yengeç işte işten çıkmış yengeç işten çıkmamış yengeç hepsine uygun bir şey söylemeye çalışıyorum Çok ama gerçekten. istediğim şu ki İnsanlar da kendi hayatları üzerinden düşünmeyi öğrensinler. Bizim en büyük problemimiz bu. E ne olacak yani bana aşk yok mu? Ya konu ben aşk tutku diyorumdur. Sen yeni bir projeye aşkla bağlanıyorsundur. Başka bir tutkun vardır e, senin. Birazcık da kendimiz bunu... adapte edip yorumlayabilmeliyiz evet. hayatımıza. Aynen öyle. Yani doğru olanı aslında bu. E, yengeçler için yurt dışı eğitim, üniversiteler önemliyse de mesela bunu söylüyorum. Bir başvuruda bulunabilirler. Eğitim alanlarında kendilerini geliştirebilirler. Yurt dışı işleri varsa bunu e, harekete geçirebilirler. Belki vize işlemleri var. Bunu başlatabilirler. 19'undan sonra yeni ay sonrası onları böyle özgürleştirecek bir zaman dilimi olacak ama sürpriz gelişmelere de en çok yengeçler hazır olsun. Haydi bakalım. Güzel sürprizler gelsin size. İnşallah. Diyelim ve aslan. Aslanlar için böyle zor geçen, iş hayatlarında kendilerini ispat etmek duygusunu çok fazla yaşadıkları güçlü değişim istedikleri bir zaman dilimindeler. Sağlık problemleri ve ufak tefek kazalar yaşamış olabilirler. Eğer bu tarz sakarlıklar ve her şey üstüme geliyor noktasında böyle bir zorluk yaşadılarsa bu biraz boğa enerjisinden de kaynaklı. Sanki onları biraz konfor alanından da çıkartmak için yaşadıkları şeyler olabilir. Yani çok uzun zamandır bir şeyi değiştirmekten korkuyorlardı. Endişeleri vardı. Kaygıları vardı. Şimdi büyük bir değişim içerisine gidecekler. Yeni adımlar atıyorlar. Bu yeni adımlar onları hızlandıracak. Güzel başarılı bir süreç olacak onlar için. 19 Mayıs'taki boğa burcundaki yeni aydan sonra başlasınlar neye başlayacaklarsa. tabi biz böyle söyleyince de şimdi belki yarın bir işe başlayacak. Evet, şimdi oturuyor evet o. kitlendi şu bitti. an. Dedi ki bitti eyvah ben yarın başlıyorum kesin kovulacağım. Şimdi bana bir şey olacak diye düşünüyor olabilir. Hayır. bu yeni ay fazı 3 gün öncesi, 4 gün öncesi, sonrası önemlidir. Demek bu hafta başlıyorsan bu da bunu kapsıyor dahil. Yani o çok küçük hesapları yaparken de kendilerini mahvedecek düzeyde yapmasınlar. Bu buna dahil bir şey. Yeni bir şeye sıfırdan başlayacaksanız 19 Mayıs'taki yeni ay doğsun. Yeni ayın oluşması, gökyüzünde olması ve senin öyle hareket ediyor olman... Bazı olayları daha iyi görüyorsun anlamı taşır. O hangi, yüzden deriz. Hangi olaylar için mesela özellikle 19 Mayıs'ı Beklesinler. Ee, mesela güzellikle ilgili bir şeyler yapacaklarsa, yani Estetik vesaire. Estetik operasyonlar yapılacaksa mesela. E, ya da işte yeni bir işe başlayacaktır, yeni bir şeye başlayacaktır demiştir ki sözleşme imzalanacaktır bu hafta. Hmm. E, eğer mümkünse Pazartesi günü imzalayabilir, bir sonraki Pazartesi, hmm, bir sonraki Pazartesi imzalayabilir. Zaten bu hafta başlama kararı alıyorsa bir sonraki Pazartesi işe başlayabilir hmm. gibi. Orada kendine hazırlama süreci verebilir mesela. Aa ben hazırım süper hadi başlıyorum diye gider. Bir bakmışsın ya yapamıyor muyum acaba, yorgun muyum ben hmm. acaba falan diye sorgular. Hmm. Belki başlayacağı işte de kendini küçük görür. Çünkü ay küçülüyor orada yani orada hareket edemiyor. Ee, sıkışıp kalmış sıkışıp, hissedecek evet, belki. sıkışıp kalmış hissedecek Ama, belki bırakacak. Anladım. Ama bir dahaki pazartesi daha hazır, daha güçlü, daha iyi hissedebilecek. Hmm. Önemli olan ki kendimizi iyi hissetmemiz, her şeyle başa çıkarız. Doğru. Yani Doğru. O, o çok önemli. Onu yönetmek gerçekten çok etkiliyor. Çok önemli bir şey. Yani olayları. bir şurada bile düşündüğümüzde, geldiğimizde herkes çok güler yüzlü, sizler öylesiniz. Geldiğimde bile heyecanla geliyorum. Ay diyorum ne güzel sohbet edeceğiz, güleceğiz ama aksi bir şey olsa ne diyeceğiz? Tabii, yani ne ne geleceğim Eziyetimi ya? Geçer. Evet. De, dersiniz. İşte evet. o enerjidir. Yani bizler etrafımızda biraz onu yaymayı başarsak bize şans da gelir, fırsat da gelir. Herkes ayağımıza gelir. Yani, yani gerçekten öyle. Biraz bunu yapmak e, çok önemli ya. Buna hiç değinmiyoruz bence. Herkes kendi sorumluluğunu alırsa bu enerjisel anlamda. Evet, da. kesinlikle. Çok, kesinlikle çok öyle. Mars Aslan burcuna geçecek. Mars Aslan burcundayken hmm. motivasyon ve isteklerde çok zorluk yaşarız. Çağla Hanım bu hmm. çok zordur. Mars Aslana geçtiği zaman özellikle bir de Venüs Aslan'da retro olacak. O Temmuz ayının konusu. Yani ders konusu gibi anlaşılıyor o, o o sonraki o, ünite. o sonraki ünite onu sonra konuşacağız ama hazırlık yapsın Aslanlar. Yani ilişkilerde şu an tanıştıkları ilişkilere birden o süper bir aşk yaşıyorum Aslında öyle sarılır sarmalar. Hemen bir başlamasın. Bir gözle gözlemlesin, bir tartsın, bir baksın. Yani yalnızdım zaten uzun zamandır. Aman hadi ben ilişkiye başlayayım duygusuna kapılırsa Venüs retrosu geliyor. Orada bir tık böyle sendeleyebilir, zorluk yaşayabilir. Yanlış mı karar verdim der. Ya kendimizi iyi kullanalım bence. Duygularımızı da iyi kullanalım. Bu kadar yıpratmayalım. Buradan da böyle ilham alarak gökyüzünden böyle küçük kopyalar alarak ne hissedeceğimizi güzel takip edelim kendimizi kullanalım. takip edelim ki zorluk yaşamayalım. burada Mars'ın Aslan burcuna geçmesi de biraz olsun onları yorabilir, tembelleştirebilir. Sabırlı olsunlar, hareket etsinler, hızlı ilişki başlatıp hızlı ilişki bitirmesinler. Biraz daha tanıma noktasında ilerleyebilirler. Şans da verebilirler birazcık. Evet. Bu dönemi uzatabilirler. Kesinlikle. Çok güzel. Aslan burçları böyleydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.